Herkese selamlar. 22 deneme sürümü çıktı ve şimdi teknik direktör kariyerinden sonra bir oyuncu kariyerde gelecek kanala ge e yenilenmiş bir oyuncu kariyeri var ve eski nesilde de bakalım ne kadar yenilenmiş ona da bakmış olacağız. Hemen buradan DML kariyeri geçen senede bir başlamıştım ama çok devam etmemiştim. Bu sene devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü aslında oyuncu kariyerini seviyorum. FIFA'yı bile de oynadım daha sonrasında da. Ee, sonlara doğru artık Ultimate Team'de bitince. Eğlenceliydi. Şurada 2 numarayı alacağım. Maalesef anlatım da Atakan hala daha yok. Umarım eski nesilde de yöneliklerin çoğu vardır. Merak ediyorum hangi de yok. Fizik... Böyle yapalım. Pozisyon 10 numarada oynamayı düşünüyorum. Daha paslı oynayalım. Daha oyun bizim üzerimizden kurulsun. Kafa Burada çok değişen bir şey yok. Çok da bakmam fırsatım olmadı artık oyuncu yapımlarıyla birlikte. Bunu zaten sonra da değiştirebileceğim için fazla vakit kaybetmek istemiyorum burada. Tamam boşver. Sakallarda maalesef yeni sakal çok fazla yok. Şu yeni eklemiş ama bu kötü duruyor zaten. Bunu yapınca daha fazlaymış gibi gözüküyor. Geçelim formaya bakalım. Dışarıda forma kolları böyle kalabilir. Daha kesin daha iyi. Kramponlar yeni kramponlar vardır herhalde ama nostaljik kramponlar da var diye görmüştüm diyorum direkt şunu hiç uğraşmayalım ee, bir dakika budur diye seçenekler promo yüksek tamam, geçelim animasyonları hiç uğraşmayalım geçelim hemen Bursa Dortmund'dan başlamak istiyorum kariyeri Almanya'da yani genellikle 5 büyüklükte takılacağız Dortmund'la da Bayern Münih'i devirmeye çalışalım bakalım 10 numarada Royce gibi Reyna gibi Brandt gibisine var ama Görüşme katılımı şimdi Bakalım katı yaparsak daha Zor olacak mı Bir yerlere gitmemiz Oyuncu kariyerinde de Evet Oyuncu kariyerinin yeni özelliklerinden nitelikler diye bir şey Pro Clubs'da olan Bir şeydi bu artık oyuncu kariyerinde de var Pası Yükselteceğim Açacağım Kaç tane alttan becerim ee, puanı mevcutmuş. Orta ne 3 gitti. Palsu'ya görüşe verelim. 3 tane kaldı. Bir de biraz da şut arttıralım. Bir tane kaldı. Onu da hıza verelim. Tamam. 70 gene ulaştık. Bu da geliştirmeler. Bu tamamen yeni bir olay. Pro Clubs'a da yeni eklendi. Geliştirmeler maçlar sırasında senin için belirlenen seviyeye ulaştığında otomatik olarak etkinleşme önemli performans takviyeleridir. Yeni bir seviyeye ulaştığında yeni bir geliştirme açabilirsin. Bazı seviyelerde oyuncuna atlayacağın birden fazla geliştirme seçebilmek için ekstra geliştirme bölümü verilir. Başarıya ulaşmak için belirli bir yol yoktur. Oyuncunun bireysel oyun tarzına en iyi uyum sağlayan geliştirmeni deneme yap. 10 numara olduğumuz için Bakalım 3 tane seçeneğimiz var. Defansif baskı, asit serisi bu olabilir ve defansif son e, asit asist serisi bizim için en uygunu. Teknik direktör ratingi bu da yeni olaylardan bir şey. Daha önce Journey'de olan bir şeyi yani FIFA 17'de Journey eklenmişti. Kaç sene sonra beş sene sonra bunu geri ekliyorsunuz yani. Evet. Şöyle videonun kapak fotoğrafı içinde bir girelim. Ee, tipim çok kötü oldu bu arada ya. Haber gelecek mi? Evet. DML kadro alınca Dortmund taraftarı heyecanlandı. Ee, Tam geçelim. Şu antrenmanları yapmayacağım. Bir maçı girelim. Artık sonunda o eklenen sonradan oyuna girme özelliğine de bir bakmış olalım antrenmana ne diyor TP kazan ve teknik tekteri ratingini arttır. Şu bir bakalım menüye bildirimler yine burada boş geldin diyor. Pro'yu düzenleyip buraya almışlar. Oyuncu gelişimi. Bu yeni eklenen özelliklerden biri bakarsanız burada mevkimizi değiştirebiliyoruz. Bu kadar yani Fena değil aslında ama kaleciye kadar da gitmesi biraz saçma ol. Kaleci gözüküyor. Tamam. Kariyerim bu yine aynı herhalde. Bakalım ne diyor. Transfer kiralama talebine bulur. Jübile. Aynı evet. Daha güzel yapabilirdi sanki. Şu şu anki terimiz 5 milyon. Şu maaşla da keşke yeni mesela kıyafet olsa bile yeter almak. Oyuncu işlemleri. Brand var. Royce ve Reyna şu anda pozisyondaki rakiplerimiz. Rotasyonda kullanılabiliriz aslında. O yüzden kiralık gitmek istemiyorum. Şimdi bakalım maç yap diyelim. Evet. Dakika 80'de Witzel'in yerine oyuna giriyoruz da biz neden orta sağda, orta sağda direkt kullanıyor bilmiyorum. Brent de, de girdi oyuna. Ee, kazanamıyoruz. Berberiyiz. İyi oynamamız lazım. Hedeflere ulaş. Bu da Journey'de olan 5 sene önce olan şeyi yeni ekliyorlar. Yani oyuncu kariyerini yeniden yapmak için çok vakit kaybettiler. Yapabilirlerdi ama iyi istemedi yani bu seneye kısmetmiş. Evet, oyuna giriyoruz ama bir spikerin sesini kısayım çok bağırıyor. Tam şimdi devam edelim. Ne diyor? Görevi geliştirme. Bunlardan birini seçeceğiz sanırım. Hadi bir olsun. 7 rating yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bu arada ee, niye eskiden benim olduğum yere geçebilirdi ama geçmedi. Şimdi ya niye bu kamerayı değiştirmem lazım. ya yani oyuncu kariyerinde bu kamera işlemez. Evet topla buluştuk. Allah kahretsin kaybettik. yine kaybettik topu. Çok iyi başlayamadık maça. Zaten maç da bitiyor şimdi ama çok da şey yapmaya gerek yok. Şimdi iyi başladık. İyi geldik. Güzel pas. Ah. Atsa çok iyi olacaktı onu. Şimdi çıkıyoruz. Son dakika. Haaland offside'e düşme. Biraz da erken atabilirdim evet. Evet maalesef berbere kalıyoruz. Büyük ihtimalle sizde de kasmıştır oyun biraz. E, Remote'u kullanıp öyle video kaydediyorum ama büyük ihtimalle bir daha bunu kullanmayacağım. Çünkü kasarak hep ben keyif alamıyorum hem de siz de keyif alamazsınız. Zaten yatarak oynamayı daha çok seviyorum açıkçası. Görüntümde ilk bölümler özel olmuş olsun. Video sevdiğiniz için teşekkürler. DML kariyerinin ilk bölümünü bitirmiş olduk böylece. X15 aldık. daha güzel soyunma odası sinematikleri de varmış eski nesilde. Ee, video sevdiğiniz için teşekkürler. Bakalım burada ne diyor gelişim? İki tane pas başarılı. Evet video seyrettiğiniz için teşekkürler. Bu kariyer serisi de gelmeye devam edecek. Kanala abone olursanız videoda beğenirseniz sevinirim. Sonraki maç Monaco maçı. Bay bay.